Merhaba arkadaşlar. Ben Blackmagic Design Kamera ve DaVinci Resolve uzmanı Alper Cama'dan. Bugün sizlerle Blackmagic'in yeni çıkarttığı 6K, Pocket 6K kamerasının açılışını yapacağız. Ve kameranın biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Blackmagic Design bunu yaklaşık 1 ay kadar evvel duyurdu ve bildiğiniz üzere Pocket 4K kamerası ki şu an çekimini yaptığımız video Pocket 4K ve Orsa Mini Pro tarafından çekiliyor. Gövde olarak aynı yapıya sahip, lens yuvasının EF mount olduğu ve daha büyük bir sensöre sahip olduğu bir kamera. Pocket 4K'da MFT lensleri taktığımız bir sensörümüz vardı. Yani bunun çarpanı 1.9 oranındaydı. Fakat Pocket 6K'ya geçtiğimiz zaman bu sensörü biraz daha büyüttük. Piksel sırası 6144'e 3456 oldu ve bu bizim 6K çekim yapabileceğimiz anlamına geliyor. Ve sensörün daha büyük olması sayesinde alan derinliğini daha iyi ve daha verimli olarak kullanabiliyoruz. Bu ne demek? Bizim biraz daha büyük lenslerle çalışabileceğimiz anlamına geliyor. EF lensle çalışma aynı zamanda PL adaptörleriyle sine lensle de kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Ve genel olarak içindeki özelliklere bakarsak 6K modu, 5.7K modu, 4K DCI, Ultra HD, hatta anamorfik lenslerle çalışması için 3.7K oranına da sahip. 6K çekim yapmak istediğimiz zaman sensörü full olarak kullanıp 50 frame'e kadar çıkabiliyoruz. Full HD modunda yine 120 kareyi görebiliyoruz. Ve kameranın içinde dahili olarak Blackmagic Raw da var. Blackmagic Raw nedir? Blackmagic Design'ın yaklaşık olarak 1 sene evvel duyurduğu ve Ursa Mini Pro'ya entegre ettiği bir RAW kodek sistemi. Bildiğiniz üzere biz daha önceden Digital Negative dediğimiz DNG kodeklerini kullanıyorduk ve Blackmagic RAW'a geçmemizle beraber çok daha akıllı bir kodek yapısına geçmiş olduk. RAW özelliklerini kendi içinde tutan 12 bit ve 444 içinde chroma subsampling bulunmayan bu kodekle istediğiniz oranda çekim yapabiliyorsunuz. Yani 4K 25 frame'de neredeyse 45 megabaytlık bir saniyede 45 megabayt alan kaplayan bir kodeye sahibiz. Şimdi Pocket 6K ile siz 50 frame'e, 6K'lık 50 frame görüntüyü Blackmagic RAW olarak çok rahat kaydedebilirsiniz. Ne kadar süre kaydettiğine blackmagicdesign.com'da destek sayfasından ulaşabilirsiniz. Kamerayı açma vakti. Evet, kamerayı açtığımız zaman karşımıza çıkacak olan şey bir hoş geldin yazısı olacak. Kamerayı nasıl kullanmanız gerektiğine dair ve DaVinci ile alakalı güncel sürümü nasıl indireceğinize dair bir özellik bize aktarıyor. Şimdi Blackmagic Design'in genel olarak tüm cihazlarında şu SD kartı üzerinde Resolve'un free versiyonunun olduğunu görebilirsiniz. Bu bizim için cihazın üretildiği tarihte güncel olan Resolve versiyonunu barındırır. Yani sizin destek sayfasından Resolve'un son versiyonunu stüdyo haline indirmeniz gerekir. Bunu Pocket kullanıcılarının dikkate almasına gerek yok. Ve tabii ki Resolve'un iki lisanslık stüdyo versiyonu da içinde barınıyor. Ve aynı zamanda Pocket 4K'da olmayan bir şey var. Bu fotoğraf kullanıcılarının çok fazla ihtiyaç duyduğu bir şey. Omuz aparatı, askı aparatı her zaman ihtiyaç duyabileceğimiz bir şey. Gimbal veya Steadicam gibi cihazları kullanmıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde adaptörü var ve bu adaptörün universal bağlantı soketleri LP6N batarya yapısına sahip ama yakın zamanda Blackmagic Design'ın duyurduğu Pocket Grip sayesinde daha uzun süre kayıt yapmak için kameranın altına bir grip yerleştireceğiz ve bununla beraber çok daha uzun süre çekim yapabileceksiniz. 13 dinamik aralıklık 6K bir kameradan bahsediyoruz şu anda. EF Yuva'da şu an kullandığımız Pocket 4K kameralarının gövde yuvası biraz daha küçük. Çünkü sensörle optik arasındaki mesafenin biraz daha dar olması gerekiyor MFT lens yapılarında. EF'te bu biraz daha uzundur, 44 mm kadardır ve o yüzden gövde yuvasının biraz daha uzun olduğunu görüyorsunuz. Ve içindeki sensör çok daha geniş 6K'lık bir sensör. Bizim Super 35 dediğimiz formata geri geldi. Yani Ursa Mini Pro ile aynı format olduğunu söyleyebiliriz.
sadece piksel sırası daha fazla ve kendi içinde dual alsan modu var. Dual alsan modu nedir? Bizim sensörlerimizin, tüm dijital kameraların sensörleri belli bir baz noktada çalışır. Yani gürültü oranının sinyale en uzak olduğu nokta. Dijital kameralarda birer tane vardır bu noktadan. Fakat Pocket'ın sensör yapısında bu sistemden iki tane var. Yani biz ışık yaptığımız ya da gün ışığında çekim yapmak istediğimiz zaman dinamik aralığı maksimum oranda kullanmak istiyorsak, color fidelity dediğimiz renk yoğunluğunun ve renk baskınlığının en doğru noktada olduğu çekimi yapmak istiyorsak 400 ISO'yu kullanıyoruz. Fakat diyelim ki daha düşük ışık koşullarında çekim yapıyorsak, o zaman yapmamız gereken şey bunu 3200 ISO'ya alıp sensörün ikinci baz hassasını kullanarak iki stop yukarıda ışığa hassasiyetini daha çok arttırarak fakat dinamik aralığı ve color fidelity'yi aynı seviyede tuttuğumuz ISO aralığına geliyoruz. Blackmagic RAW'daki 3.1, 5.1, 8.1, 12.1 ve Constant Quality dediğimiz Q0 ve Q5 modlarını kullanmasıyla daha uzun süre çekim yapabiliriz. Yani bunun için kompakt bir sinema kamerası, kompakt bir ağ kamerası diyebiliriz. Ya da hali hazırda bulunan sinema kameranızla renksel olarak eşleşebilecek, post kısmında bize renksel olarak maksimum değerleri verecek ve diğer kameralarla rahatça eşleşebilecek bir versiyon olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sensör boyuna gelirsek, Pocket'ın 4K versiyonunda 10 mm'e 18.96 mm'lik bir sensörümüz vardı. Pocket 6K'ya geldiğimizde ise 12.9 mm'e 23.10 mm'e geldi. Yani bu ne demek? Sensörün daha büyük olması bize alan derinliğinde çok büyük bir artı sağlıyor. Bir EF lensle bunu denemek istesek, farkını MFT lenslere göre hemen göreceğiz. Evet. Gövde olarak zaten 4K versiyonun biraz daha büyük olduğunu görebiliriz. Pil yapısına geldiğimizde ise grip takmak istediğimiz zaman şu yuvayı kendi üzerinde bulunan klip sayesinde ayırabiliyoruz. Yani cihazın gövdesini bunun için sökmemize gerek yok. Evet, kamerayı açtığımız zaman yine 4K ile aynı 5 inçlik bir ekran bizi karşılıyor ve kameranın içindeki piksel ayarlamasını buradan görebiliyoruz. 6K 2.4'e bir sinema çekecek arkadaşlar için 5.7K, 4K DCI, anamorfik lensler için 3.7K, hatta Alexa ile çalışmak isteyenler için 2.8K modu bile üzerinde var diyebilirim. Ve bunun dışında tabi Ultra HD ve HD modları da var. ProRes moduna gelirsek, ProRes'de sadece 4K DCI'ye kadar çekim yapabiliyoruz. Bunun sebebi ProRes datanın 6K'yı kaydedebilecek yeterlilikte olmaması. Yani Blackmagic RAW ProRes'e oranla çok daha yüksek bitrate ve çok daha yüksek renk derinliği anlamına geliyor. Biz bu yüzden Blackmagic RAW'u daha çok tercih ediyoruz. Pozlama değerini yaparken bizim kullandığımız birkaç tane araç var. Bunlardan bir tanesi False Color dediğimiz araç. False Color bize renklerle doğru pozlama yapıp yapmadığımızı gösteriyor. Mesela bizim için karanlık bir ortamda çekim yaptığımızda bilgi görüp görmediğimizi anlamak için bize verdiği renk mor. Yani eğer ben lensimin önünü kaparsam bu mor rengi görüyorum. Ya da aynı sistemi yüksek pozlama, overexpose poz noktaları için düşünürsek görüntü biraz patlatmam gerekecek. 8000 ISO'ya geldiğim zaman şu gördüğümüz kırmızı noktalar benim için patlak, içinde bilgi olmayan datalar anlamına geliyor. Tabi RAW codec'te çalışırken overexpose veya underexpose noktalarıyla çok fazla uğraşmıyorsunuz. Çünkü pozlama telafisi diye bir şey var. Ve bu pozlama telafisi sayesinde daha rahat ve daha gerillavari çekimler yapabiliyorsunuz. Nedir bunlar? Eğer dış koşullarda çekim yapacaksınız ve ışık yapma ihtimaliniz yoksa, hızlı çekim yapmak istiyorsunuz, hızlı çalışacaksınız, False Color bizim için çok önemli bir araç diyebilirim. Diğer özellikleri Pocket 4K ile aynı. Bir tane full HDMI çıkışımız var. Bu HDMI çıkışından eğer harici bir kayıt almak istiyorsak Full HD 4.2.10 bitlik bir kayıt alabiliyoruz. Audio kısmında yine XLR jacklar veya 3.5'luk jacklarla çalışabiliyor. Onun dışında diğer özelliklerine gelirsek, F1, F2 ve F3 tuşları sayesinde biz kısa yol atabiliyoruz. Mesela bu kısa yollardan bir tanesi standart olarak gelen False Color özelliği.
Tabii biz bunu istersek değiştirebiliyoruz da buradan. İkinci özelliğimiz lootlu görüntü. Yine pozlamayı düzgün hale getirdiğimde bana log ve lootlu görüntü arasındaki farkı gösterebiliyor. Üçüncüde de evet standart olarak atanın 2.4'e 1 frame guide dediğimiz monitörleme şeklini görebiliyoruz. Tabii bunun dışında başka şeyler atamak istersek, focus assist'i görmek istersek ben F3 butonunu focus assist olarak değiştirebiliyorum ve bana bir netlik yardımcısı haline gelebiliyor. Evet, DaVinci Resolve lisansından bahsettik. Pocket'ı aldığınız zaman kutunun içerisinden bir tane DaVinci Resolve lisansı çıkacak ve bu lisans sayesinde aynı anda iki bilgisayarla da çalışabilirsiniz. Resolve'un full versiyonunu blackmusicdesign.com sayfasından indirebilirsiniz ve full versiyonunu kullanmak için yeni versiyonlarını update etmek istediğinizi oradan görebilirsiniz. 16 versiyonda herhangi bir update olduğu zaman Resolve kendi içinden de bunu size bildiriyor. Kart kısmına geleceksek, Pocket kamera 3 tane kart medium'u kullanıyor. Kendi içinde bir tane CFast, bir tane SD kart yuvası ve C-Type'dan bağlanan portatif SSD'lerle çalışabiliyorsunuz. Yumlu diskler konusunda Blackmagic Design'ın destek sayfasından Pocket'ın desteklediği disklere ulaşabilirsiniz. Pocket'la alakalı veya Blackmagic Design'ın diğer cihazlarıyla ilgili detaylı bilgi için medekas.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Ve cihazı istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz.